Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün pazartesi, pazartesinin yoğunluğu var. Ve aynı zamanda benim de işte öğretmenlikte sınavlarım var. Bugün 4 tane sınava da girdim böyle hani. Ama çok şükür yani kafa halen de yorulmamış. Bugün bu hafta da haftanın başındayız ama yorulmamış ve halen de değiştiğim şeyliyiz. Erzurum biraz sıcaktı. Bugün biraz daha serin böyle. Bugün tıbbi sekreterle deneyeceğim. İki konu üzerine duracağım. Bir, atama bekleyen arkadaşlarım. İki, bu bölümü okumak isteyen arkadaşlarımıza deneyeceğim. Çünkü çok çok zorlar geliyor. Gerek YouTube'da, gerek Instagram üzerinde, gerek email üzerinde yani çok çok zorlar geliyor. Halimle geldiğince ben gene Instagram üzerinde cevaplamamaya gayret ediyorum ama yine de bazen kıyamıyorum, şey yapamıyorum böyle cevap veriyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü öğrenci psikolojisini biliyorum. Kendim de bu yoldan geçtiğim için. Ve ben eğitime çok önem veriyorum ki diyorum ki kişi kendini bilsin, ne yaptığını bilsin, ne edeceğini bilsin ve eline gelen her şey yapsa benim için şey böyle, her şey yapsın. Konuya girmeden önce de merhamete de oynayacağım. Merhamet çok güzel bir şeydi. 15 saniye alacağım böyle. Hiçbir zaman unutmayın, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bu cümleyi de bu araya sıkıştıktan sonra konuma geçebilirim. Tipi sekreterlik arkadaşlar, atamayı bekleyen arkadaşlarımız. Bakın 2024 KPSS neredeyse işte 3 aşağı 5 yukarı işte ortalama desek 15 ay var. Bu 15 ay içerisinde Sağlık Bakanlığı'nda şu anda herhangi bir çalışma yok. Alım olur mu olmaz mı ne zaman olur herhangi bir çalışma yok ama bu 15 ay içerisinde muhakkak yani alım olacaktır. Bu alım olabilmesi için de epey neden var. İşte kamuda epey personel eksikliği var, yerel seçimler geliyor. Ondan sonra hani bu işte doktor eksikliğinden işte doktorların tutunabilmesi için şey yani var da var. Ama bu boş 15 ay içerisinde size şöyle bir kalıp yani size anlatacağım, siz onlara göre kendi sesinize göre bir şeyler alabilirsiniz. Bu 15 ay içerisinde yani tıbbi sekreterde bir 10 bin, bir 20 bin, bilmem şu kadar bin alım beklemek yani o düşüncede yani olur niye olmasın? Alabilirdi, almayabilirdi ama şu anda baktığımız tabloya, Türkiye'nin gidişatına, maliyedeki şeylere baktığımızda şu anda 10 binmiş, 15 binmiş, 20 binmiş, 5 binmiş hatta onları tamamen kafanıza silin. Bu 15 ay içerisinde alım olacaktır ama bu tıbbi sekreterlikte 1000 ile 2000 arasındaki olan arkadaşlarımız bekleyebilir, puanlarını o şekilde değerlendirebilir. Ama işte daha fazla beklentisi olan arkadaşlarımız bence o beklentileri olmayın. O ihtimal çok çok düşüktür. %10, %15 veriyorum, vermiyorum. O şekilde ama alım olacaktır. İlk 2000'de olanlar, ilk iki sıralaması ilk 2000'de olan arkadaşlarımız yani ve halen daha atanamayan arkadaşlarımız bekleyebilir. Bu konuda puanlarını değerlendirebilir ama diğer şekilde olan arkadaşlarımız puanlarınızı farklı alanlarda, farklı birimlerde değerlendirebilirsiniz. İşte hani üniversite hastaneleri alıma çıkıyor, işte başvuru yapayım, yapmayayım mı? Eğer yani hep diyorum, tabloyu geniş çerçevede bakmak gerekir. Ona göre kendi yolunuzu, kendi şeyinizi açtırabilirsiniz. Hani böyle bir beklentiniz olmasın bu 2024 KPSS'ye kadar işte hani bu kadar 10 bin alım olacak, 20 bin alım olacak, ben şey yapabilirim. Ha İnşallah olur ki olur. Şu an Sağlık Bakanlığı çıksa 20 bin alım yapacağım dese yapabilir çünkü o kadar ihtiyaç halen daha var. 50 bine kadar bir yolu var bunun. Ama şu ana baktığımızda ve ülkemizin gidişatına baktığımızda yani çalışma prensiplerine de baktığımızda şu anda Sağlık Bakanlığı bir alım olursa yani tıbbi sektörüne verilebilecek en yüksek kontenjan 2000'i geçmeyeceğini unutmayın. O konuda şey yapmayın. Ona göre puanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Ondan sonra gelelim şeye. Tıbbi sekreterliği okumak isteyen arkadaşlarımız. Ve bana da soru işte sen okumayı tavsiye ediyor musun, öneriyor musun falan filan. Onlara bir daha açıklayıcı bir şekilde geleceğim. Şimdi tıbbi sekreterin gerçekten güzel bir bölüm. Ben kendim de sevdiğim, kendimle bu işi yaptığım için yani sevdiğim bir bölümlerden bir tanesidir. Hastalık teknikerlerinde son işte yapmış olduğu atamalarla dikkatlerin önüne çeken bir bölümdür. Gerek örgün eğitimde, gerek ikili öğretimde, gerek açık öğretimde alıyor da alıyor ve giderek de şu anda önünü boşalttı ve tekrardan o boşalttığı şeyi tekrar dolduracaktı ve doldurmaya devam ediyor zaten. Şu anda üniversite sınavına girmiş ve
İyi kötü artık puanı var. Yarın öbür gün artık tercih vereceksiniz. Bu bölümü düşünen arkadaşlarım için benim nacizane tavsiyem, nacizane ben sizin yerinizde olsaydım şu şekilde bir yol haritası çizerdim. Bir sekreteri okurdum. Şu anda yani yerinizde olsaydım ve bu bölümü tekrar okurdum ve okumakla birlikte biliyorsun gelecek sene 2024 KPSS sınavı da geliyor. KPSS sınavına da daha yeni olduğum için KPSS sınavına da güzel bir şekilde hazırlandım ve KPSS sınavında yüksek puan almaya gayret ettim. Bugün tıbbi sekreterin yanında hangi bölüm olursa olsun gerçekten KPSS'ye çok iş düşüyor. Yani KPSS'ye yüklenmelisiniz de. Çünkü o kadar yılmalar, o kadar birikmeler olmuş ki sizin rakabet edeceğiniz kişiler de o kadar fazladır. Ona göre onun için daha öncesinden yani diyelim ki ya, 2021 KPSS'ye hazırlanıyorsunuz ya şimdiden altyapısını düzenleyerek birikim yaptırarak 2021 KPSS'de çok çok yüksek bir puan almanız sizin için çok çok şey olacak. Ha alım olur mu olmaz mı konusunda alım muhakkak olacaktır. Yani tipi sekreterlikte bu istikrar devam edecektir. Yani belki çok oynamaz yani çok yüksek almaz ama yine de bu sağlık teknikerlerinde yine hiç olmasa daha istikrarlı, daha güzel bir alımlar almaya devam edecektir. Bunları unutmayın. Ha dedim ya okumak isteyen arkadaşlarımıza nacizen tavsiyem olur. Okurum, tercih veririm, açıktan olur, örgün olur, farklı olur şekil ama önceliğim şeydi. Ben olsam şu anki yerimde açıktan okurdum. Aynı zamanda 2024 KPSS sınavına güzelce bir şekilde hazırladığını böyle bir sistemli, programlı bir şekilde. Ondan sonra yüksek puan aldığımı zaten ben ondan sonra ilk alımlarda bunları değerlendirirdim. Bu şeyi düşünmeyin. Yani. Çünkü çok çarpık işte okusam yarın bir önü kapanır mı şey yapar mı? Bugün güzel bir tespit vardı. Şey demişti. Şunu anladım ki yani sağlık teknikerlerin o kadar yığılmalar geliyor ki bizim tek yapabileceğimiz KPSS'ye sarılıp KPSS'den yüksek puan alıp o şekilde rekabet ettiğimiz kişileri şey yapabiliriz yani atanabiliriz. Çok güzel bir tespit bak bunları yani kendi hissenize göre bir şeyler çıkarabilirsiniz. Şimdi ya şuna değerlendikten sonra başka sorular var mı? Yok. Bazen de şeyini unutuyorum böyle onları da değineyim böyle. Toparlanacak olursak şu anda atama bekleyen arkadaşlarım. Bakın 15 ayınız var 2024 KPSS sınavına. İşte 3 aşağı 5 yukarı yuvarlayarak söylüyorum böyle. 15 ayınız var. Bu 15 ay içerisinde sıralaması ilk 2000'lerde falan olan arkadaşlarımız. Yani 32.000'i falan çıkarın böyle. Çünkü mezun olan arkadaşlarımız da var. Bu 2000'in içerisindeyseniz Sağlık Bakanlığı'nı bekleyin ama daha kötüsü ise daha altındaysa böyle farklı alternatifler, üniversite hastaneleri orayı burayı değerlendirin ve değerlendirmenizi de istiyorum. Ya da değerlendirmiyorsanız da oturun şimdiden tekrardan 2021 KPSS sınavının şeyini temelini oluşturun ve ona göre hazırlık yapın. Bu bölümü okumak isteyen arkadaşlarım, bu bölüm gerçekten iyi, ben seviyorum. Kendimle bu işi yaptığımdan dolayı. Yani bu bölüm güzeldir. Bu bölümden yarın öbür gün yani Sağlık Bakanlığı olsun, üniversitesinin dışında da başka yerlerde de özel şeylerde de eğer yani biraz daha girişimcilik veya biraz da kolunuz uzunsa tabiri caizse bu bölümde bu meslekte iş yapabilirsiniz. Yani onun şeyine diyebilirim. Yani okumanızı tavsiye ediyorum. Okuyun ve sıkı sıkı biraz emek verin KPSS sınavlarına. Çünkü KPSS çok çok önemlidir. KPSS'de önem verin. KPSS'de yüksek puan almaya gayret edin. Ondan sonra atanacaksınız zaten. Siz emek verdikten sonra Rabbim zaten nasip ediyor. O da ayrı bir durum. İnşallah yani tek temennimiz bir şeyler yapabilmenizdir. Başka herhalde ekleyeceğim, yapabileceğim bir şey yoktur diye düşünüyorum. Yarın inşallah bu Sağlık Bakanı'nın alımının işte nedenleri, sebepleri, işte alım olur mu olmaz mı? Hepsine bir bir değineceğim böyle. Biraz zamanım olmuyor, gerçekten zamanım olmuyor. Yani bir nevi kendime zaman yaratarak videolar çekmeye gayret ediyorum. Ama sebebiyle işte alıma çıkarsan bu sebepten, çıkmamasa bu sebepten biliyorsun. Aynı zamanda şu anda bir kemer sıkma politikası oluyor. Neden halen daha alım olacak mı olmayacak mı gündeme gelmiyor onları da değineceğim çünkü onlar çok çok önemlidir. Her zaman diyorum tabloyu geniş çerçeveden okumak gerekir. İnşallah herkes kendi hissesine göre bir şeyler çıkarmıştır ve öyle düşünüyordum. Öğrenci demek öğrenci ilerisini, geçmişini, geleceğini
görebilen, analiz edebilen kişidir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yine de sorularınız varsa yorum kısmında belirtin böyle. Ben de elimden geldiği kadar aynı zamanda gayret ediyorum. Çok çok yani eksiğim varsa da çok çok özür dileyerek. Allah'a emanet olun. Selamete kalın inşallah.